Sina Fırlanta. Sina Fırlanta. Aşka atılan imza. Hani bu kripto paralar para mıdır? Karşılığı olup olmadığına da şüpheyle yaklaşanlara hiç kızmamak lazım. Biliyorsunuz Amerika'da çıkan bir mortgage krizi vardı. Yani bunları bir aracı kurum aracılığıyla alıyorsunuz. Bu kurumların hakikaten size verdiği kodlar bunları işte aldım sattım demeyince hakikaten alıp sattıklarının da kuralı yok. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Son günlerin en çok konuşulan konuları tabii ki kripto paralar. Özellikle yatırımcıların gözü kulağı kripto dünyasından gelecek haberlerde ama bununla birlikte pek çok devlet de, merkez bankaları da kripto paraları mercek altına aldı. Özellikle yatırımcının da, küçük yatırımcının da zarar görmemesi için çeşitli adımlar atılıyor. Peki nelere dikkat etmesi gerekiyor yatırımcıların? Özellikle daha önce altını daha çok tercih ediyorlardı ama son dönemde sanki kripto paraya biraz kayış var gibi. Bunları değerlendireceğiz. Çok önemli bir konuğumuz var. Samsun Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Salih Özman konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok sağ olun başkanım. Hemen konuşalım isterseniz başkanım. Altından biraz kripto paraya kayış var. Özellikle gençlerde görülüyor. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle bu tercih meselesi? Yatırım tercihidir ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve kripto paraların getirdiği riskler de var mı? Tabii. Şimdi herkesin tercihine saygı duymak lazım. Herkesin elindeki varlıklarını bir şekilde değerlendirmek istiyor. Biliyorsunuz ülkemiz gelişmekte olan bir ülke. Ve bu gelişmekte olan ülkede enflasyon olduğu için enflasyona karşı kendilerini korumak adına karınca kaderince bir takım yatırım enstrümanlarına doğru yöneliyorlar. Gençler biliyorsunuz bütün hayatları artık sanal dünyadan ibaret olduğu için gençlerde daha çok tabii bu sanal alemde alınıp satılan kripto paralara ilgi duymaya başladı. İlgi duymaya başladı ama işte riskler de bununla birlikte geliyor zaten. Şimdi çünkü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kripto paralarla ilgili belirsizlikler son derece fazla. Belirsizlikler son derece fazla. Bu sadece hani merkez bankalarının yapacağı yasal düzenlemeler ve alım satımlarındaki kurallar manzumesiyle ilgili de değil. Kripto paraların para olup olmadığıyla da ilgili bir takım tereddütler var ve bu konuda tartışmalar sürüp gidiyor. Dolayısıyla henüz sahanın çok boş olduğu, boş olmak la birlikte tabii boş olmanın yanında istismara da çok açık olan bir konu. Çünkü yasal olarak bir takım boşluklar varsa bu istismar edilmesi en kolay alanlar olarak görülüyor. İstismara da açık bir konu. Onun için tabii herkesin yatırım kararlarına saygı duyuyoruz. Saygı duymakta mecburiyetindeyiz zaten. Gençler şimdi sanal alemde hayatlarını sürdürdükleri için hele bu pandemi döneminde kapanmayla birlikte daha da çok sanal alemin içinde yer alıyorlar. Dolayısıyla onlar bu kripto para dediğimiz varlıklara yatırım yapmaya başlıyor. Hı hı. Ancak şunu söylemek lazım. Yani siz sormadan ben söyleyeyim. Hani bu kripto paralar para mıdır? Yani böyle bir tereddüt var. Yani aslında kripto paralar bir yatırım değeridir. Bir varlıktır. Bir varlık ama bu bir para değildir. Çünkü para olabilmesi için bu banknotun veyahut da basılan sikkelerin arkasında bir devlet hiyerarşisinin olması gerekiyor. Yani devlet hiyerarşisi ve iktidar erkeği bu paraya gücünü kazandırıyor. Tabii ki sadece devlet ve iktidar erkeğinin bu paranın, banknotun, emisyonun arkasında durması değil, o devletin de ekonomik tüm finansal faaliyetlerinin neticesi, özeti o paranın kıymetini belirliyor. Yani bir yıl içinde ülkede alınıp satılan mal ve hizmetler bedeli, üretim faaliyetleri, ihracat ve ithalat rakamları
onun nasıl yabancı paralar karşısında ticaret alacaklı veya borçlu olduğunu gösteriyor. Dış finansman kullanıp kullanmama ihtiyacı. Bütün bu finansal kıymetlerin toplamı ve bakiyesinde o paranın, ülkenin parasının kıymeti ölçülüyor. Şimdi sizin dış ticaret açığınız var, yabancı para borçlarınız var, ödemek zorundasınız başka ülkenin para cinsiyle. Şimdi bütün bunlar veyahut da ülke içindeki üretiminiz son derece yetersiz. Sürekli dışarıdan aldığınız ürünler, mal ve hizmetlerle ülkenizdeki hayatı idame ettiriyorsunuz. Bunların hepsi, yani bütün bu finansal faaliyetlerin neticesinde sizin paranızın kıymeti ortaya çıkıyor. Yoksa ben devlet benim param şu kadar kıymetli derse de kıymetli olmuyor. Yani bu bir ekonomik faaliyetler toplamından sizin ülkenizin parasının değeri ortaya çıkıyor. Peki bunun üzerine de bir enflasyon oluyor. İşte paranız değerleniyor, değer kaybediyor. Aylık verilere, yıllık verilere göre. Peki kripto paraların değerini belirleyen ne? Tamamen sanal bir dünya mı? Karşılığı yok mu? Yani karşılığı yok demek belki yanlış olur ama sanal bir dünya olduğu çok açık. Karşılığı olup olmadığına da şüpheyle yaklaşanlara hiç kızmamak lazım. Çünkü ortada bir varlık var. Tabii bir şekilde üretilen bir varlık var. İşte sanal da olsa bir yatırım enstrümanı ama bunu yaratan kim? Bunun değerini belirleyen mi? Evet, piyasa koşullarına göre arz ve talep fiyatını belirler. Ama insanlar neye yatırım yaptığını bilmiyorsa, neyi alıp sattığını bilmiyorsa, sanal ortamda sadece aldım ve sattım diyerek bir talep şişiriliyorsa bunun önüne nasıl geçilecek? Şimdi ortada sürekli insanların hele bu pandemi döneminde kapanmayla birlikte işte akıllı telefonlar da dahil bütün bu iletişim imkanlarıyla sanal alemde tuşlayarak bir şeyleri alıyorsunuz. Tabii ki hele pandemi döneminde bütün dünyada merkez bankalarının parasal genişlemeyi sağladığı, işte kredi imkanlarıyla paraya rahat ulaşılabildiği bir ortamda tabii ki insanların eline fazladan bir varlıkla geçti. Çalışmayanın eline çalışmama, yani kısa çalışma ödeneği, hibe destekleri geçti. Bu paraların ticaret yok, yatırım yapılacak bir imkan yok ticaret durduğu için. Böyle bir varlığın finansmana kolay ulaşıldığı bir dönemde tabii ki bu nereye gidecek? Sanal alemde tıkladığınızda bir talep doğurdu bu. Bakın bugün Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı %7. Hakikaten beklenenden daha fazla bir büyüme oldu. Peki bugün televizyonlarda sürekli konuşuluyor, konumuz değil ama buna da bir parantez içinde geçmek istiyorum kripto paralarla ilgili olarak. Şimdi bu büyüme rakamları Türkiye'nin büyümesinden bir vatandaşımız menfaat fayda sağlayabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü bu büyüme rakamları Türkiye'de büyüdü. Bu büyümenin sebebi belli. Finansman imkanı kredi yoluyla ekonomi büyütüldü. Hibe destekledi. Efendim, kredilerin genişlemesi, zorunlu kredi vermelerle insanların cebine para aktarıldı. Ama ben durumu iyileşen bir esnaf veya vatandaş göremiyorum. Evet, üretim hacmi devlet eliyle büyütüldü. Fakat şey olmadı, vatandaşa yansımadı. Dolayısıyla bir parasal genişleme var bizim büyüme rakamlarımızı da ortaya çıkartan, büyümesine sebep olan ekonominin. Bu parasal imkanlar kripto paralara gidiyor ve bir talep şişmesi yaratıyor. Bütün dünyada da böyle. Bu parasal genişleme ve talep yaratılması bu kripto paraların da cazibesini artırdı. Tabii ki ama şununla bir örnek vermek isterim. Biliyorsunuz Amerika'da çıkan bir mortgage krizi vardı. Bu mortgage krizi de işte kira sertifikaların, kira kontratlarının, gayrimenkul kontratlarının, kağıtlarının alınıp satılmasıyla olmuştu. Sonunda bir baktınız ki işte elinizde bir mortgage hisse senedi var, kağıdı var. Değeri işte 300, 500, 1 milyon dolara kadar çıkmış. Ama tabii ki bu kağıdın, senedin bağlı olduğu bir kira kontratı veyahut da bir gayrimenkul kontratı var. Sonunda bunu satmak isteyenler tabii teker teker sattığında böyle bir talep şiştiği için bunları alıcı bulabiliyor. Ama toplu olarak evet bu varlıkları nakde çevirelim dediğinde insanlar bir de baktılar ki ellerindeki o kira kontratları veya gayrimenkullerin kontratlarının
gerçek değerlerinin olmadığı görüldü. 7-800 bin, 1 milyon dolara aldıkları, elden ele dolaşan o mortgage sertifikaları bir baktılar ki evin değeri işte 90 bin dolar, 100 bin dolar. Siz 100 bin dolarlık evin kağıdını kar ediyorum diye bir başkasına 110'a, 120'ye, 150'ye derken 1 milyon dolara kadar çıkmış ve çok ciddi manada iflaslar oldu. Bugün kripto paralarda da böyle. Bir bakıyorsunuz çok ünlü bir işte iş adamının, dünya çapında ünlü bir iş adamının işte veyahut da dünya çapında üretim yapan bir önemli üreticinin biz bu kripto paraları ilk falanca kripto parayı ödeme aracı olarak kullanacağız demesi veyahut da biz bu kripto paralara da şu kadar yatırım yapacağız demesi fiyatları sıçratabiliyor. Evet, kısa günde insanlar bunlardan bir para kazanıyor, alsat yapabiliyor ama sonu son derece hüsran da olabilir toplu olarak satıldığında. Elinizde bir şey yok, varlık yok. Elinizde bir varlık yok, sadece bir kod alıyorsunuz, bu kodu alıp satıyorsunuz. Ve bir istismar konusu daha var, geçenlerde Türkiye'de yaşandı. Yani bunları bir aracı kurum aracılığıyla alıyorsunuz. Bu kurumların hakikaten size verdiği kodlar, bunları işte aldım sattım demeleri, hakikaten alıp sattıklarının da bir şeyi yok, kuralı yok. Tamamen şu an boş bir alan, yani denetimsiz bir alan gibi gözüküyor değil mi? Risk var herhalde. Yani denetim zaten yok. Hani denetim olmadığı gibi henüz böyle bir kanun, bir kurallar malzemesi de yok. Yani kripto paralar hakkında yok. Bütün dünyada yok. Bütün dünya merkez bankaları şimdi buna ilk etapta şununla baktılar. Yani bu kripto paraların alınıp satılması neticesinde dünyada gayrimeşru kazanılan para, kara para aklamasında kullanılır diye bir çekinceleri var. İlk baştaki tabii orada çok ciddi bir tehlike var ve merkez bankaları bir kurallar malzemesi yazıp bunu hayata geçirmek istiyor. Ama tabii bizim devlet bunlarla uğraşıyor. Bizimki küçük yatırımcı vatandaşlarımızın zarar görmemesi. Peki başkanım neye dikkat etsinler sizce? Özellikle dediğiniz gibi küçük yatırımcı zaman zaman kripto paraya yatırıyor parasını. Neye dikkat etmesi gerekiyor sizce? Ne yapsınlar? Nasıl bir tavsiyede bulunursunuz bu konuyla ilgili? Özellikle altın her zaman güvenli liman diye geçer. Evet. Somut elde olan bir maden ama kripto para biraz daha riskli gözüküyor şu an için değil mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, küçük yatırım diye adı üstünde küçük yatırımcı. Yani maddi imkanları da daha kısıtlı ve küçük küçük olan insanlar. Hani belki çok büyük yatırımcılar, ellerindeki paranın kaynağı son derece büyük olanlar buraları da sepette bir işte riski katlanıp buralara yatırım yapabilirler. Para da kazanabilirler, kaybedebilirler de. Onlar kaybettikleri zaman kaybettikleri parayı sepetin diğer köşelerindeki yatırımlarından küçük yatırımcıya ben buralardan yani bu sanal alemden bu kripto para da olsa başka farklı yatırım türleri de olsa yatırım yapmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü tamamen aranızdaki tek iletişim kaynağı bu sanal alemde tuşladığınız cep telefonunuz veya bilgisayarınız. Elinizde bir şey yok. Ben bunlara yatırım yapmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü kaybederlerse bütün varlıklarını kaybedecekler. Adı üstünde küçük yatırımcı. Elindeki imkanlar sınırlı ve bir para kazanmak yarın işte çocuklarının veya kendilerinin geleceğini garantiye almak için bir takım birikimlerini değerlendirmek istiyorlar. Bunlar için en güvenli liman altındır. Çünkü altın fiziken elinizde tutuyorsunuz. Biz şunu bile söylüyoruz. Yani bankalara yatırmak yerine fiziken altını alın. Elinizde bir varlık olsun diyoruz. Çünkü dünyada olabildiği gibi Türkiye'de de çok büyük çalkantılar, krizler olabilir. Banka ilerle ilgili problemler doğabilir. Bugün Türk bankacılık sistemi çok güçlü. Hakikaten çok güçlü. Ve bankacılık sistemimiz Türkiye'nin kredi notundan daha yüksek uluslararası piyasada notlara sahip. Ama yine de dünyanın bin bir türlü ağı var. Bunu bile fiziki alın. Saklama imkanınız varsa fiziken elinizde bulunsun diyoruz. Elinizde tutacağınız bir varlık olsun. Yarın çoluğunuza, çocuğunuza bırakacağınız, dara düştüğünüzde nakde çevirebildiğiniz, yatırımınızı değerlendirebileceğiniz bir varlık olsun diyoruz. Yani altın bakıldığı zaman küçük yatırımcı için hakikaten çok güvenli liman. Büyük yatırımcı da içinde güvenli liman. Niçin bunu söylüyorum? Bakın son 5 senedir bütün dünya, belki bu pandemiyle birlikte biraz azalma, seyrinde azalma oldu ama bütün dünya merkez bankaları rezervlerini altınla güçlendirmeye çalışıyorlar.
Yani küçük yatırımcının halince dünya merkez bankaları da altına yatırım yapıyor. Ve altının önümüzdeki dönemlerde geleceğinin çok parlak olduğunu sadece biz kuyumcular veyahut da finans sektöründe yaşayanlar değil, merkez bankaları da görüyor. Ve rezervlerini altın yönünde çoğaltmaya gayret ediyorlar. Bunun için geleceği parlak olan, sizi hiç üzmeyecek güvenli liman olan altına yatırım yapsınlar. Aha, muhakkak da ben işte tabirimi mazur görün, ben onları kumarbaz diyorum. Yani bunu hisse senedi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda da, hisse senedi piyasasında da yapan var. Altın piyasasında da yapan var. Tabii ki kripto parada da yapan var. 3 günlüğünü alıp 2 gün sonra satıp 1 gün sonra tekrar alıp küçük küçük paralarla böyle bir para kazanma gayretinde olanlar var. Ben onlara kumarbaz diyorum. Yani sizin yaptığınız iş yatırım değil, kumar oynayacaksanız bunun farklı yöntemleri ve yolları var. Yani bu bir yatırım değil. 2 günlüğüne, 3 günlüğüne, 1 haftalığına alıp satıp tekrar düşmesini bekleyip, bunlar yatırım değil. Benim anladığım manada ve klasik Türkiye'deki yatırımcının anladığı manada bir yatırım değil. Bunlar kumar oynama çeşitleridir. Bunlar ayrı. Ama gerçekten bir yatırım yapmak istiyorsanız ve ben muhakkak ki kripto paralardan şansımı denemek istiyorum diyorsanız, o zaman da tabii daha kripto para alım satımı yapan içinden daha kurumsal olanlara, güvenilir olanlara doğru meyletmeniz lazım. İşte sizi çok kazandıracağım, çok kazandırıyoruz diyene değil, ayağı yere basan, işte kendi sermayesi, öz sermayesi güçlü olan yatırım şirketlerine doğru yönelmelerinde fayda var. Hiç olmazsa hem ticari tecrübesi, hem ticari olarak geçmişi, hem de kendi işletme sermayesi büyük olan kurumlar bu şekilde sahtekarlık, dolandırıcılık ve istismara yönelmez diye tahmin edersiniz. Daha kurumsal olan firmalardan alıp satın muhakkak alacaksanız. Başkanım, son olarak altını da sormak istiyorum. Çok hareketli günler geçiriyor. Siz nasıl, ne tahminde bulunuyorsunuz? Önümüzdeki günlerde daha da yükselir mi, düşer mi? Özellikle tabii düğünlerin başlaması bekleniyor. Altın alacaklar var, merakla bekliyorlar. Yani inşallah düğünler başlar, ağzımız bal yesin denir bizim Anadolu'da, tabir böyle. Hakikaten inşallah düğünler başlar, bizim de işlerimiz açılır. Ama şunu görüyoruz, yani pandeminin bitecek olması, işte aşılamanın artmasıyla birlikte altın fiyatlarında bir takım geri çekilmeler bekliyoruz. Ama son yaşadığımız rakamlar ve günler bize gösterdi ki öyle aşılama ile aşılamanın kısa sürede bitmesi çok muhtemel gözükmüyor. Çünkü dünyada aşıya ulaşmada çok ciddi bir adaletsizlik söz konusu. Türkiye'de de zaman zaman aşı tedarikinde sıkıntılar yaşadık, bunu gördük. Sayın Bakanımız da bunu açıkladı. Aşıya ulaşmada çok zorluklar var. Dünya aşıya adil şekilde ulaşamıyor. Gelişmiş olan ülkeler, gelişmekte olan ülkelere bu hakkı tanımıyor. Bu da şunu getiriyor. Demek ki bu pandemiyle ilgili süreç devam edecek ve hani ticaretin normale dönüp pandemiden kurtulup altından çözülmelerin öyle kısa sürede olmayacağı belli. Hele hele bu son günlerde 1900 dolar kriştik eşiğini, ons rakamının dünyada geçtikten sonra şunu gördük. Artık altının onsunun 1900 altlarına çekilmesi çok kolay değil. Çok kısa sürede biraz geri çekilmeye şansa bile 1900'lerin üstüne atlıyor ki 1900 kritik eşiği aşıldığı müddetçe de şunu söylemek mümkün. 1900 kritik eşiği aşıldıktan sonra artık 2000 ve 2100 dolara doğru gitmesi çok muhtemel. Çünkü az evvel söylediğim gibi bundan sonra merkez bankaları da o pandemi döneminde ara verdikleri altın rezervlerini yükseltmeye devam edecektir. Altına yatırım yapmaya tüketiciler ve yatırımcılar olmasa bile merkez bankaları rezerv güçlendirmek adına yatırımı yapacaktır. Ben artık altının geleceğinin dün baktığımdan daha güvenli olduğunu görüyorum. Dün gördüğümden daha güvenli görüyorum ve altın fiyatlarında geri çekilme olmayacak diye bekliyorum. Dünya ölçeğinde, ons bazında. Türkiye ölçeğinde bakacak olursak zaten son Merkez Bankası değişikliği ve bunu takip defalarda söyledik. Benden başka o da başkanları, arkadaşlarım da söylemiştir belki. Son dönemde Merkez Bankası, Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle aslında para politikasında da bir değişiklik oldu. Yani faizlerin yükselmesi ve dövizin baskı faizler yoluyla, yani para politikasının faiz, yüksek faizle
dövizlerin kontrol altına alındığı ve enflasyonla mücadele dönemi geride kaldı. Artık yeni bir dönem başladı. Artık faizlerin Türkiye'de yükseltilmeyeceği, dövizlerin de faiz yoluyla baskı altına alınmayacağı bir döneme girdik yeni Merkez Bankası'yla. Bu bir para politikası. Hep söylüyorum, bunun yanlışı ve doğrusu yok. Her ikisi de bir para politikası ama bugün seçilen para politikası yüksek faiz, düşük kur politikası değil. Dolayısıyla biz kurlarda çok düşüş beklemiyoruz. Artık bundan sonra daha ayağı yere basan, daha uzun vadeli ama kalıcı bir büyüme bekliyoruz. Bu da dövizleri belli bir müddet yükselmesini, fırlamasını önleyecektir ama geri çekilmesine yardımcı olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de hem dünya fiyatlarındaki ons rakamlarının düşmemesi ve yükselme eğiliminde olmasından hem döviz kurlarında aşağı yönlü bir hareket beklenmediğinden Türk yatırımcısı için altının yıldızı parlak diye bakıyorum. Yani bundan sonra Türkiye'de altın fiyatlarının geri çekileceği, geri düşeceği çok pek mümkün gözükmüyor. Tabii kısa vadelerle alsatlar, spekülasyonlar olabilir. İşte doldur boşalt bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de yaşanıyor. Ama öyle kalıcı bir düşüş, kalıcı bir gerileme olmaz. Altın alacaklar bugün hesabını yarına bırakmasın, bir an evvel alsınlar diyorum. Çünkü önümüz aylarda bir talep, eğer düğün sezonunda bugün Bakanlar Kurulu bir müjdeli haber verip işte biraz daha hayatı normalleşme adına serbest bırakırsa düğünler, nişanlar çoğalacak. Ve altın talebi de artacaktır. Tabii çok fazla bir etkilemiyor Türkiye'deki altın talebi ama yine de az da olsa bu fiyatların artmasına, talebin artmasının bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Onun için bugünün hesabı yarına bırakılmamalı diye düşünüyorum. Başkanım çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Benim sorularım bunlardı. Eklemek istediğiniz notunuz varsa onu da alabiliriz. Teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, ticaretin bol olduğu, alışverişlerin yüzümüzü güldürdüğü günlerin gelmesini diliyorum. Yatırımcı olan, işte biz burada tavsiyeler veriyoruz ama yatırımcı olanlarına da işte bol bereketli kazançlar nasip ediyorum vatandaşlarımıza da. Çok teşekkür ediyoruz. Çok verdiğiniz bilgiler için biz de çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Zaman da ayırdınız. Çok sağ olun. Söylediğimiz gibi kripto paralar son günlerin en çok tartışılan konusu. Tabii yatırımcıların gözü bir tarafta orada ama devletler de merkez bankaları aracılığıyla bu dünyaya yeni yeni kurallar getirmeye başlıyorlar. Bu yeni getirilen kuralları konuştuk. Yatırımcıların nelere dikkat etmesi gerektiğini konuştuk. Önemli bir isimle Samsun Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Salih Özman'la konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sina Fırlanta. Aşka atılan imza.